1990 Büyük Madenci Grevinin öncüsü, eski Türk İş Genel Sekreteri ve GİMİS Genel Başkanı merhum Şemsi Denizer törenlerle anıldı. 6 Ağustos 1999 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 1990 Büyük Madenci Grevi ve 4 ve 8 Ocak 1991 Zonguldak Ankara Madenci Yürüyüşü'nün öncüsü Şemsi Denizer ölümünün 13. yılında mezarı başında anıldı. Anma törenine GİMİS Genel Başkanı Eyüp Alabaş ve yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, madenciler, aile fertleriyle çok sayıda seveni katıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Denizer'in mezarına karanfiller bırakıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Vel-Kur'anil Hakim. İnneke leminel mürselin ala sıratın müstakim. Hum la yu'minun. İnna ce'alna fi a'naqihim aghlalan fehiye ilel azqan fehum muqma'un. Başkanım. GİMİS Genel Başkanı Eyüp Alabaş burada yaptığı konuşmada düşüncelerini şöyle paylaştı. Bundan tam 13 yıl önce Türk İş Genel Sekreteri ve sendikamızın genel başkanlığını yaparken evinin önünde uğradığı bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Türkiye sendikacılığın duayen isimlerinden, Türkiye ve dünyada sendikacılık denince, özellikle ülkemizde sendikacılık denince ilk akla gelen isimlerden birisi olan rahmetli genel başkanımızı anmak için buradayız. O, demokrasiyi iliklerine kadar özümsemiş, sendikacılığı, ücret sendikacılığının yanında demokratik anlamda, demokratik anlamda hak arayan bir kuruluş olarak görmüş ve bu yönüyle Türkiye'de emekten yana olan herkesin gönlüne taht kurmuş bir isim. Onun sendikacılık adına yapmış olduğu iş, Genel Maden İşçileri Sendikası'na ve maden işçilerine örnek olacak ve onun yaktığı meşalenin ardından yürümeye bizler de devam edeceğiz. Ruhu şad olsun diyorum. Biz maden işçileri olarak onu her zaman yaşatacağız, gönlümüzde yaşatacağız, yaşatmaya devam edeceğiz.